Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün alışverişe geldim. Bayramdan sonra ilk böyle bir alışverişim diyebilirim. Gerçi dün de gitmiştim alışverişe ama öyle çok fazla bir yer gezmemiştim. Sadece H&M'e girmiştim. Şimdi böyle farklı bir yere geldim. Burada bir sürü mağaza var. İşte daha demin Nike'ın önündeydim. Şimdi H&M var, Converse var, Vans var. Bayramda da bayağı güzel para toplamıştım. Onları burada harcayacağım. İlk H&M'e giriyorum. Daha dün de H&M'deydim ve biraz alışveriş yapmıştım ama yine girdim. Bir şeyler bakacağım. Şimdi ben bunu giyindim. Dün almıştım bunu da. Bayağı güzel. Üst kata çıkalım. Bu aralar şunlar moda olmaya başladı. Şöyle bayağı da rahat gözüküyor yani. Normal pantolon gibi değil. Şunu çok beğendim. Dün de zaten bunu görmüştüm o girdiğim H&M'de ama bedenim yok galiba, bulamadım yani. Bu kargo pantsler de bayağı güzel. Bunlardan deneyeceğim. Boy olarak olmuyorlar bana maalesef. Çok uzun oluyorlar ama eğer bedenim olursa boydan kesebilirim en azından. Şimdi 6 tane pantolon aldım. Bunlardan yani güzel olanları seçeceğim. Evet, şimdi çıktım. O gösterdiğim 2 pantolonu aldım. Gerçekten çok içime sindi çünkü normalde pantolonlar bu kadar bana olmuyor. Daha uzun oluyorlar. Şimdi nereye gitsem? Şurada Converse vardı. Oraya gireceğim. Ya tabii ki de şu an ayakkabı almam ama sadece bir denemek istiyorum açıkçası. Fiyatlarına falan da size gösteririm. Hemen girdim ve şunu seçtim. Bunu zaten online'dan bakıyordum. 75 dolarmış. Şimdi deneyeceğim. Böyle oldu. Açıkçası pek rahat değil. Bilmiyorum. Ben o kadar sevmedim. Ve gerçekten biraz yüksek. Böyleler. Aslında şunun fiyatı bayağı güzel düşmüş. Şunlar falan. Ama bilmiyorum. Yani beğenemedim. O kadar rahat değil. Şimdi Nike'a giriyorum. Babam orada kardeşime ayakkabı bakıyormuş. Ben de açıkçası Converse'e girmemin sebebi bir denemek istedim. Kardeşim Air Force için bakıyormuş ama galiba ellerinde yokmuş. O yüzden çıkacağız büyük ihtimal. Ama şu da güzelmiş aslında. Oradan da çıktık. İstediği ayakkabı yokmuş. Şimdi başka yerlere gidiyorum. Burayı da hiç bilmediğim için nerede ne mağazası var hiç bilmiyorum. O yüzden yani önüme ne çıkarsa oraya giriyorum gibi oluyor. Şurada mağazalar var. Şurası bayağı güzel gibi duruyor. Oraya bir gireceğim. Çok tatlı gerçekten. O kadar tatlı bir store ki yani böyle dizaynları falan efsane güzel. Şöyle göstereyim. Aşırı tatlı bir store'du ama çok küçük ve böyle çalışanlar geziniyordu. O yüzden onun önünü de böyle çekmek istemedim. Şimdi Starbucks'ımı aldım. Hasta olduğum için hiç buz koydurtmadım ama o yüzden biraz açıkçası tadı o kadar güzel değil yani. Soğuk değil. Ama bir şey olmaz. Çok sıra vardı ve ben online'dan yapınca çok hızlı geldi. O yüzden iyi oldu. Şimdi Calvin Klein'e gireceğim. Buradan girelim. Çok tatlıymış. Ama yani kışlık. Şu çanta 70 dolarmış. Yani küçücük.
Şöyle bir yere oturdum. Şurada da gas var. Birazdan oraya girip biraz fiyatlara bakacağım. Merak ettim. Bence bayağı güzel bir yermiş. Bayağı da bilindik güzel markalar var. Normalde bazı yerler böyle oluyor. Bir sürü store oluyor ama hiç böyle bildiğimiz bir marka olmuyor. Ama bunu beğendim yani. Sadece bize yarım saat uzaklıkta. Yani o yüzden sürekli gelebileceğim bir yer değil ama yine de arada bir gelinebilir. Şimdi buraya giriyorum. Annemi de çağırdım çünkü annem burayı çok seviyor ama bizim oralarda hiç yok. Bunlara bayıldım. Bunlardan birini alacağım ama hangisini alsam kararsız kaldım. Bir tane beyaz var. Beyaz güzel ama yani direkten beyaz ve üzerine bir şey döksen yani bir daha giyinemezsin. Sonra şöyle var. Bunu da çok beğendim. Denek mavisi. De lacivert var. Laciverti daha çok beğendim gibi sanki. Şimdi şunları deneyeceğim. Şöyle. İlk annemi çağırmışım. Annem bayağı beğendi burayı. Gerçekten çok güzel. Biz hiç bu mağazayı bulamıyorduk burada. Şimdi şunları deneyeceğim. Böyle oldu. Çok beğendim. Sadece biraz daha uzun olsaymış daha güzel olurmuş. Ama yani laciverti beğendim. Şu bebek mavisini çok beğenmedim. Bunu da çok beğendim ama bu small. Yani medium ya da large olsaymış daha güzel olurmuş. Buradan da bir şeyler aldık. Annem kendine bir şey aldı. Sonra ben o denediğim iki kazağı aldım. O beyaz ve lacivert olanı annem aslında kardeşime aldı. Yani o giyinir diye aldı da ben de giyinirim. Çünkü ben de çok sevdim. Sadece ona beden olarak daha iyi olur diye düşünüyorum ama bir şey olmaz. Ben de arada giyinirim. Çünkü çok tatlıydı rengi falan. Şimdi nereye gireyim? Kolombiya var şurada. Oraya bir bakacağım. Annemler daha hala içeride. Babam bir şeyler bakıyordu kendine. Orada çok vakit harcadık yani. O yüzden daha başka yerlere gitmek istiyorum. Şimdi bir yerde durduk. Çünkü tam yolda giderken babam kötü bir haberim var dedi. Sonra dedi ki yanlış yöne gidiyoruz. Ve yarım saatlik yol bir saate çıktı. Ve bizim arabada elektrikli olduğu için o kadar elektriğimiz yoktu. Şimdi fast charger yerine geldik. Biraz burada duracağız ama zaten hızlı şarj oluyor. O yüzden hatta size de göstereyim. Böyle bayağı yüksek bir sesi var. Buraya işte taktık. Babam kartı falan girdi. Şimdi böyle şarj oluyor. Bakalım kaç dakika duracağız. Sonunda eve gelebildik. Gerçekten yarım saatlik yol 1,5 saate çıktı neredeyse. Ama şu an eve geldik ve size aldıklarımı göstereceğim. Bu şekilde poşetlerim var. Gerçekten bence çok güzel bir alışveriş oldu. Hem bayram paralarımı kullandım hem biraz annem de aldı. Ama gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hemen size göstereyim. Şöyle bir H&M'den bir tişört aldım. Bu şekilde. Biraz yazlık bir alışveriş oldu. Böyle tişört alışverişi falan yaptım. Çünkü ihtiyacım vardı. Bu 13 dolardı. Sonra bunu bugün giymiştim zaten. Böyle gördünüz. Bu da 19 dolardı. Sonra şöyle bir tişört aldım. Bu da yine çok rahat. Evde de dışarıda da rahatça giyinebileceğiniz bir şey. Bu çok ucuzdu. 6 dolardı öyle aldım. Bu arada dünkü alışverişim. Dün de öyle bir yere gidip hemen almıştım. Bugünkü alışverişime birazdan geçeceğim. Sonra şöyle bir alt aldım. Yani eşofman mı denilir? Böyle çok rahat yine tam yazlık giyinilebilecek bir şey. Bu da 20 dolardı. Sonra son olarak dün şöyle bir yüzük seti almıştım. Bunlar böyle çok tatlı renkleri hoşuma gitti. Bu da 6 dolardı. Dünkü alışverişim bu şekildeydi. Şimdi bugün birlikte aldıklarımızı göstereceğim size. Yine H&M'den devam ediyorum. H&M'den bugün 2 tane pantolon aldım. Pantolona ihtiyacım vardı böyle bol paça pantolonlara. Şu şekilde kahverengi bol paça bir pantolon. Bu da yine boyu falan yani iyi oldu aslında. Böyle çok kesmem bile ne gerek yok.
katlayarak bile de giyinebilirim. O yüzden çok sevdim. Bu da 30 dolardı. Zaten genel olarak pantolonlar 30 dolar falandı. Sonra şu pantolonu çok beğendim. Bu tarz böyle kargo pantsler zaten çok moda bu aralar. Böyle yine. Bunu da şu kadar böyle katladığımda giyinebiliyorum. Belki keserim. Şu an emin değilim. Bu şekilde. Yine bu da çok rahat oldu. Bu da yine 30 dolardı. H&M alışverişim böyleydi. Bunları tamamen kendim aldım. Yani bayram paralarımı harcamış oldum. Bu şekilde şimdi Tommy'den aldıklarımıza bakalım. Tommy'de çok güzel bir indirim vardı. Yani %70'lik bir indirim vardı. Çünkü şu an tam kıştan yaza geçiş döneminde olduğumuz için biraz daha kışlık ürünler indirimdeydi. Şu şekilde bir sweatshirt aldım. Bu 90 dolardan 26 dolara falan düştü. Gerçekten çok iyi oldu. Hem o kadar kışlık da değil yani. Kışlık ürün diye geçiyor ama ben yine bunu yazında böyle yaz akşamları falan giyinirim. O kadar çünkü kalın bir şey değil. İnce. Sonra şunu aldım. Bunları zaten deneme kabininde size göstermiştim. Bu şekilde. Bunu dediğim gibi annem aslında erkek kardeşime aldı. Ama ben çok beğendim ve o da böyle çok beğenmedi gibi eve geldiğimde gösterdiğimde. O yüzden benim oldu yani. Bu da yine kaç? 75'ten 25'e falan düştü. Bu şekilde. Ve son olarak annem almış bunu da böyle sweatshirtlerin falan içine giyinmelik dar böyle body. Bu da yine 50 dolardan 14 dolara falan düşmüş. Bu şekilde bence çok güzel bir alışveriş oldu. Gerçekten hepsi içime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha bayram paralarım bitmedi. O yüzden yine böyle bir alışverişe çıkarız. Belki bu sefer arkadaşlarımla olur. Çünkü onlarla da yine konuşuyorduk işte bir alışverişe falan çıkalım diye. Bilmiyorum bu kadar tekrar yapar mıyım. Çünkü bu aralar bayağı bir kıyafet aldım. Ama dediğim gibi bu şekildeydi. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.